Her şeyi yanıma aldım herhalde. Patron, nereye gidiyoruz? Kaç kere söyleyeceğim Azmi? Genç mucitler yarışmasına katılıyorum. Genç mi? Evet, ne olmuş? Beğenemedin mi? Beğendim tabii ki patron. Peki mucit ne demek? Yeni bir buluş icat eden demek Azmi. Yani tam olarak ben. Harika. Hangi icadınla katılacaksın yarışmaya? Ultra Mini 2015'te. Bu icadım sayesinde sadece Kız Kulesi'nden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. Karşınızda Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Ama patron, o hikayenin sonu çok kötü bitmişti. Azmi, bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim, ben küçülmek istemiyorum. Yüzüme bak, ne hale geldim. Gel buraya, kaçma. Azmi. Ama sen de beni küçülttün patron. Aynı anda oldu. Bu sefer öyle bitmeyecek Azmi. Yürü çabuk. Peki, gidiyoruz. Tak hadi kulaklığını. Tamam. İstanbul muhafızları, korur çınarları onları. Duyuyor musun Ali? Efendim? Aa, niye bağırıyorsun? Duyması imkansız Mehmet. Ses düzeyini ona göre ayarladım. Harikasın. Başlıyorum o zaman. Muhafız. Muhallebi. Muhafız. Muhtar. Ne muhtarı Ali? Çınar? Dalga mı geçiyorsun Ali? Çınar bizi çağırıyor. Çok heyecanlıyım Azmi. Finale kaldım. Birincilik gelmek üzere. Evet. Geldik Genç Mucitler Yarışması'nın birincisini açıklamaya. Kazanan öğrenci tarihi okulumuz Vefa Lisesi'nden Mecit. Alkışlıyoruz. Ne? Mecit mi? En iyi mucit ben olmalıydım. Ya. Mecit değil. Haksızlık bu. Görürsünüz siz. Ben yapacağımı biliyorum. Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Çok geç kaldık mı? Biraz. Özür dilerim Çınar. Benim yüzümden. Aslında benim yüzümden. Tabletime gelen haberi görmemişim. Önemli değil çocuklar, üzmeyin kendinizi. Yoksa yine Gürgen mi? Sanırım öyle. Ne yapıyorsun patron? O birinci olan çocuğun okuduğu okul var yani. Hatırlamıyorum patron. Biliyorsun hafızam biraz zayıftır. Biliyorum Azmi. Tarihi Vefa Lisesi öğrencisiydi. Ha, evet hatırladım. Peki biz tarih olan şeylere ne yapmak isteriz? Zarar vermek isteriz patron. Çünkü sen 35 yıldır tarih dersinden kalıyorsun. Ve bu yüzden okulu bitirip astronot olamıyorsun. Nasıl ama? Ezbere anlattım hikayeni. Aferin. Dolayısıyla bu seferki hedefimiz o çocuğun okuduğu okul olan Vefa Lisesi'nin sonunu getirmek. Güven bana. Bu sefer hiç kimse bizi durduramayacak. Hiç kimse. Haber alabildin mi Çınar? Çabalıyorum Mehmet. Pes etmeyecek mi bu Gürgen? Kaç kez engelledik onu. Başına neler geldi. Ama bıkmadan saldırılarına devam ediyor. Aynen öyle. Bu seferki hedefi bir okul. Ne? Okul mu? Hangi okul peki? Gürgen'in hedefindeki okul Vefa Lisesi. Neden bir okula saldırıyor? Bunu sizin öğrenmeniz gerek çocuklar. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. Evet Azmi, Vefa Lisesi işte burası. Gerçekten güzelmiş patron. Ben planımı gerçekleştirince bakalım güzelliği işe yarayacak mı? Sen şimdi benim dediğimi yap. Gizlice gir bakayım okula. Bu öğrenciler neredeymiş? Neden kimse yok etrafta? Bir öğren bakalım. Tamam, gidiyorum o zaman. Nerede kaldın Azmi? Bir saat oldu. Detaylı bir araştırma yaptım patron. Ve neden okulda kimsenin olmadığını öğrendim. Aferin Azmi. Nedenmiş peki? Çünkü bugün pazarmış. Ondan yani. Okul yokmuş, tatil.
Sen bir saatte anca bunu mu öğrenebildin Azmi? Ağaç oldum ben burada. Özür dilerim. Dileme. Ne yapacağız şimdi? Planımız suya düştü. Neden patron? Daha iyi değil mi kimsenin olmaması? Binayı rahatlıkla havaya uçurabiliriz. Bu sefer işimiz binayla değil, öğretmenlerle. Öğretmenlerle mi? Onlar içeride zaten toplantı yapıyorlar. Daha önce söylesen Azmi, bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ne bileyim patron, onlarla işimiz olduğunu. Hem öğretmenler bizim için değerli değil mi ki? Bir şey yapmayacağız zaten, merak etme. Korkutuyorsun beni patron. Yanlış bir şey yapmayacağız değil mi? Yok yok. Gel şu yeni icadımı nereye kuracağımızı bulalım. İşte geldik. Her zamanki gibi bizi bilgilendirebilir misin Zeynep? Tabii ki. 1872 yılında kurulmuş Vefa Lisesi, ülkemizin en eski Türk liselerinden biri. Birçok ünlü insan buradan mezun olmuş. Kim mesela? Hazır mısınız? Hazırız da ne oldu ki? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vefa Lisesi mezunu. Ne? Demek Mehmet Akif Ersoy burada okumuş. Çok heyecan verici. Bakın, mütercim Rüştü Paşa Konağı tam karşıda. Vefa Lisesi'nin tarihi binası. Orada derse giriyor mu öğrenciler? Giriyorlar. Çok güzel görünüyor. Belki de Gürgen'in hedefi burasıdır. Olabilir. İçeri girip bakalım mı Mehmet? Olur. Ali ile Elif de ana binanın içine girsinler. Tamam. Hadi Elif. Şu kablo buraya. Hoparlörler de tamam. Makine gücü maksimum. Patron, konser mi vereceksin? Anlamadım ki. O hoparlörler ne? Biraz sabırlı ol Azmi. Voltayır da tamam. Şimdi sıra geldi yeni icatıma. Hafıza silen 500T. Yaydığı ses dalgalarıyla insanların hafızasını bir anda silen dünyanın en yeni ve en etkili icadı. Nasıl? Yani şimdi bunun çıkardığı sesi duyan hafızasını mı kaybediyor? Beni hala tanıyamadın Azmi. Az sonra Vefa Lisesi öğretmenleri adlarını bile hatırlamayacak. Hafızaları bir anda silinip gidecek. Bakalım yarın çocuklara ne anlatacaklar. İçeride öğretmenler toplantısı var. Başka da kimsecikler yok. Bizim tarafta da yoktu kimse. Burada bir yerdeler. Adım gibi eminim. Bakmadığımız tek bir yer kaldı. Neresi? Tabii ki okulun arkası. Gürgen hep gözlerden uzak bir yer seçiyor kendine. Elif haklı. Gidelim. Ve işte her şey hazır. Başlatıyorum patron. Dur. Azmi sakın. Az kalsın bütün planımı mahvediyordun. Bir daha sakın. Ama sakın benden habersiz icadıma dokunma. Merak ettim. Hemen kulaklıkları getir. Hemen. Çok değil. Bir işi düzgün yapacaksın. Bir. Demek buraya saklandın Gürgen. Kim? Ben mi? Güleyim bari. Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. Sana yine gününü göstereceğiz. Ben size göre plan yapmam. Bakın. Vefa Lisesi'nin bütün öğretmenleri şu an toplantı yapıyor. Az sonra icadımı çalıştırdığımda hafızaları silinip gidecek. Ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Arkadaşlar ne yapacağız? Azmi, kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Arkadaşlar, bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? Evet. Eyvah! Geliyorlar patron. Kaçalım. Azmi, kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron! Ne diyorsun? Duymuyorum. Arkadaşlar, Azmi'ye seslenin. Azmi! 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 Azmi, geçen ne oldu biliyor musun? Azmi! Azmi! Azmi, kulaklıklarını çıkarsana. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendin? Gösteri başlasın.
Azbey, Azbey ne oldu sana? Azbey, kendine gel. Azbey, benim Gürgen, patronun. Hatırlasana, beraber geldik buraya. Aa, sen de kimsin? Sevgili Azmi Bey, nasılsınız? Ne beyi? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım, daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey, okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın, zaten okulun bahçesindeyiz. Mantıklı. Evet Azmi Bey, okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte buraya geldik. Ne diyorsunuz siz? Azmi, hafızanı kaybettin sadece. Evet, okulum. Okulumu korumam gerek. Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. Ne? Sen kim oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Azmi. Azmi Bey. Dur Azmi. Bir dinle, sen anlatacağım her şeyi. Bir dur. Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen. Mucit Gürgen. Buraya gel dedim sana. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse kesin Türkiye birincisi olur.